kuzüretleriniz Astroforniye e hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. Evet bu yıl tekrar Merkür retrosu yaşayacağız. 1 Mayıs'ta Merkür İkizler burcuna girmişti. Kendi burcunda oldukça Güçlü bir pozisyonda ve günlük hayatımızdaki iletişim trafiğini, zihinsel faaliyetleri de oldukça hızlandırdı. E, bu dönemde çok fazla haber duyuyor olabiliriz. Ulaşımlar, trafik, eğitimle ilgili faaliyetler de çok fazla gündemde olabilir. Şimdi ayın 19'unda 19 Mayıs'ta Merkür 13 derece İkizler Burcu'nda retro harekete başlayacak. 12 Haziran'a kadar devam edecek. 4 derece İkizler Burcu'na kadar gerileyecek. E, tüm retro İkizler Burcu'nda olacak. Kendi burcu olduğu için İkizler burcunda aslında Merkür rahat bir pozisyonda. Retro olsa da çok olumsuz değil. Bunu olumlu bir şekilde değerlendirmek de mümkün bu dönemde. Tabii ki Merkür'ün ve İkizler Burcu'nun temsil ettiği konularda Merkür retrolarında daha fazla dikkatimizi çeker hale gelebilir. Ya da bu alanlarda biraz böyle zaman zaman aksiliklerle karşılaşabiliriz Merkür'ün o problemleriyle, iletişim problemleriyle daha fazla karşılaşabiliriz. Evet, iletişim, her türlü iletişim, elektronik araç gereçler, telefon, bilgisayar, internet gibi konular, alışveriş, ticari kavramlar, ulaşım, seyahat, trafik, posta, kurye gibi hizmetler, eğitimle ilgili her türlü konu. Merkür ve ikizler burcunun konusu olduğu için bu alanlarda Merkür retrolarında biraz böyle zaman zaman eski konular, eski yarım kalmış kavramlar hayatımıza gelebilir. Zaman zaman da e, aksiliklerle gecikmelerle karşılaşabiliriz. Evet en fazla değişken grup burçlar etki alabilir bu dönemde, özellikle doğum günü 25 Mayıs-2 Haziran arası olan ikizler burçları Merkürden açı alacaklar için. Daha dikkatli olmalılar. Bunun yanı sıra 22 Şubat 3 Mart arası doğan balık burçları, 26 Kasım 6 Aralık e, arası doğan yay burçları ve 4 Eylül 26 Ağustos arası doğan e, başak burçları Merkür Retrosu'ndan biraz daha fazla etki alabilirler. Onları daha fazla zorlayabilir. Bu dönemde eğer seyahate çıkacaksanız e, lütfen rezervasyonlarınızı daha fazla kontrol edin hava alanlarına daha erken gitmeye çalışın. Röterler olabilir, uçaklarla ilgili problemler olabilir. Ulaşım cihazlarının araçlarında gecikmeler olabilir, problemler olabilir. Telefonunuzu kaybedebilirsiniz, arızalanabilir. Gönderdiğiniz e-mailler karışabilir, başka yere gidebilir. Kurye hizmetleri, özellikle internet üzerinde ticari Alışverişler yapıyorsanız burada gecikmeler olabilir karışıklıklar olabilir posta ve kuryede problemler olabilir tüm bunlara karşı biraz temkinli yaklaşmamız gerekiyor alışveriş yapmak için özellikle önemli alışverişler elektronik cihazları almak için çok uygun bir dönem değil 12 Haziran sonrasını beklemek daha doğru yeni bir anlaşma yapmak sözleşme yapmak imza atmak için de çok uygun bir dönem değil. Ama erteleyemiyorsanız eğer işiniz gereği yapmak yapmanız gerekiyorsa da lütfen detaylara dikkat edin, tüm şartları bir gözden geçirin. Ee, varsa alternatif e, olasılıklar şartlar, onları e, göz önünde bulundurun. Eski konularla ilgilenebilirsiniz bu dönemde. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz, düzeltmeler yapabilirsiniz, bütçenizi gözden geçirebilirsiniz, evinizi düzenleyebilirsiniz, eski eşyaları ayıklayabilirsiniz, dolapları yerleştirebilirsiniz. Bu dönemde keyifli sürprizler de olabilir. Uzun süredir görmediğiniz okul arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Eski arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. Daha önceden gittiğiniz, beğendiğiniz, hoşlandığınız yerlere tekrar seyahat edebilirsiniz. Çocukluğunuzun uzun geçtiği yerlere gidebilirsiniz. Ee, örneğin eski okul arkadaşlar olabileceği gibi eski öğretmenleriniz hocalarınız karşınıza çıkabilir yarım kalmış bazı eğitimleri tamamlamak için fırsatlar karşınıza çıkabilir ee, bu şekilde olumlu olarak da değerlendirebileceğiniz keyif alabileceğiniz e, şartlar oluşabilir sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.